Merhaba sevgili dinleyiciler. Sembollerin ve mitosların dünyasında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bugün aşk ve güzellik tanrıçaları, onlara dair mitler olacak konumuz. Afrodit, Venüs, Freya, İnanna, İştar, Hathor. Farklı kültürler, farklı mitolojiler, farklı adlar. Yine de hepsinin ortak noktaları var. Gelin Afrodit'le başlayalım. Yunan mitolojisinin aşk tanrıçasıyla. Afrodit'in doğuşu hakkında iki ayrı mit bulunur. Bunlardan birine yaratılış mitlerini anlatırken değinmiştik. Hatırlatalım, toprak ana Gaia'nın eşi Uranos hadım edilip cinsel organı denize fırlatıldığında denizdeki beyaz köpüklerden güzeller güzeli Afrodit doğar, karaya çıktığında bastığı yerlerde çiçekler açar. Bu mit Hesiodos'un Theogonia başlıklı eseriyle ulaşır bize. İkinci miti aktaransa ünlü ozan Homeros'tur ve buna göre Afrodit tanrılar tanrısı Zeus'la Dione adlı ölümsüz bir kadının kızıdır. Doğuş şekli ne olursa olsun Afrodit tartışmasız biçimde aşkın tanrıçasıdır ve Yunan kültüründe fiziksel aşk başka konularla da özdeşleştirildiği için arzu ile güzellik tanrıçası olarak da kabul edilir. Fiziksel aşk demişken filozof Platon'un Afrodit'in doğuşu gibi temsil ettiği aşk kavramında da bir iki yönlülük bulduğuna değinelim. Eros yani aşkın birçok mitte Afrodit'in oğlu olarak gösterildiğini gündeme getiren Platon, Şölen başlıklı eserinde şöyle yazar. Herkes bilir ki sevgi yani Eros Afrodit'ten ayrılmaz. Afrodit tek olsaydı sevgi de tek olurdu. Ama madem ki iki Afrodit var, sevginin de iki olması gerek. Hem bu tanrıçanın ikiliği nasıl inkar edilebilir? Biri yani en eskisi göksel dediğimiz Afrodit'tir ve o ana karnından doğmuş değildir, göğün kızıdır. Daha sonra gelen bir başkası var ki Zeus'la Dione'nin kızıdır. Ona da bilindik Afrodit diyoruz. Böyle yazan Platon, bu tanrıçalarla ilgili iki türlü sevgi olacak ister istemez der ve bilindik Afrodit'i fiziksel sevgiyle, göksel Afrodit'i ise idealize edilen, romantik ya da ilahi olarak görülen sevgiyle özdeşleştirir. Mitolojisine göre aşkın tanrıçası Afrodit hem ölümlüler hem de ölümsüzler üzerinde eşit güce sahiptir ve iki kişinin birbirine aşık olmasını sağlayabilir. Dahası genç ölümlülere aşık oldukları kişiye ulaşabilmeleri için yardım eder sık sık. Onun tek avantajı güzelliği değildir. Aslında büyülü bir kemer en güçlü silahıdır Afrodit'in. Bu kemer öylesine güçlüdür ki onu giyen her kadın karşı konulmaz bir çekiciliğe sahip olur. Bu yüzden zaman zaman tanrıçalar bile Afrodit'in cömert bir anını yakalayıp sözü geçen kemeri ödünç almaya çalışırlar. Ne yazık ki hem ölümlülerin hem de ölümsüzlerin aşık olmasını sağlayacak güce sahip olan tanrıçanın kendisi zorla evlendirilir Yunan mitolojisine göre. Zanaatkar, becerikli ancak çirkin ve topal tanrı Hephaistos kendisini istemeyip göklerden atan annesinden öç almak için altından bir taht yapıp ona armağan eder. Tanrılar tanrısı Zeus'un eşi olan annesi bu göz kamaştırıcı tahta oturunca oraya hapsolur, bir daha kalkamaz. Onu kurtarmanın yolunu hiçbir tanrı bulamaz ve bu mit Hephaistos'un Afrodit'le evlenmek için yalvarıp dileğinin kabul edilmesiyle son bulur. Zanaatkar tanrı muradına erer, annesi altından tahta hapsedilmekten kurtulur, Afrodit ise istemediği bir evliliğin içine zorla itilir. Güzellik tanrıçası ve tanrıların en çirkini evlenmiştir. Ama evliliklere asla iyi gitmez. Mitolojide Afrodit'in çekiciliği öylesine büyüktür ki her şeyin akışını değiştirebilecek bir güce sahiptir. Bu yüzden Zeus onun tanrılar arasındaki barışı bozabileceğinden korkar, istemediği bir erkekle de olsa tanrıçayı bir an önce evlendirir. Ancak bu hiç de mutlu bir evlilik olmaz, Afrodit'in başkalarına aşık olmasına ve ilişki yaşamasına da neden olur. Bunlardan en bilineni onun savaş tanrısıyla olan ilişkisidir. Söylenceye göre aşıklar geceleyin buluşur, gün doğana kadar birlikte zaman geçirirler. Savaş tanrısının askerlerinden biri de gün doğmadan ayrılmaları için nöbet tutar ve zamanları bittiğinde onları uyarır. Ancak bir gün bu nöbetçi uyuyakalır ve güneş tanrısı ışıklarıyla her yeri tararken Afrodit ile savaş tanrısını birlikte görür. Durumu Hephaistos'a haber verip onunla alay eder.
Kızgın Hephaistos da yatağa demir ağlardan bir tuzak yerleştirerek aşıkları suçüstü yakalar ve onları Olimpos tanrılarına gösterip rezil eder. Ancak tanrılar sadece aşıklarla değil, Hephaistos'la da alay ederler ve böylece kızgın koca Afrodit'le savaş tanrısını sonunda serbest bırakır. Tuzaktan kurtulan savaş tanrısının ilk işi uyuyakalan nöbetçiyi cezalandırmaktır. Ne mi yapar? Onu horoza dönüştürür, bir daha hiçbir gün doğumunu kaçırmasın diye. İşte horoz her sabah bu yüzden öter Yunan mitolojisine göre. Mitolojisinde Afrodit aşkın, sevginin, güzelliğin tanrıçasıdır ama sadakatsiz, kimi zaman ahmak, acımasızlık kapasitesi de hayli yüksek olarak tasvir edilir. Dahası sürekli sevildiğinden ve güzelliğinden emin olmak ister, bunun için elindeki kozları sonuna dek kullanır, oğlu Eros'un tuttuğu aynaya bakarak güzelliğini tekrar tekrar onaylatmaya çalışır. Bu yüzden kıskanç da davranır. Bütün bunları güzeller güzeli bir genç kız olan Psike'yi ve onun Eros'la aşkını anlatan mitte görebiliriz. Bu mitte Afrodit Psike'nin güzelliğini kıskanır ve ona birçok sorun çıkarıp hayatını çekilmez hale getirmeye çalışır. Bu sırada oğlu Eros da Psike'ye aşık olur ama olaylar sevgilisini bırakacağı şekilde gelişir. Psike aşkı için her türlü mücadeleye hazırdır. Ancak Afrodit ona inanılmaz derecede zorlu görevler verir, kızı neredeyse hayatından bezdirir. Yine de Psike vazgeçmez, sonunda sevgisinin gücü ve emek verişinin yoğunluğuyla Eros'un aşkını geri kazanmayı başarır. Hemen belirtelim, Psike ruh bilimde günümüzde de kullanılan psişe kavramını, yani ruhu temsil eder sembolik olarak. Genç kız Psike'nin karşılaştığı korkunç zorluklardan yılmayıp sonunda sevgilisine kavuşması, adeta ruhun olgunlaşma serüvenini ifade etmektedir. Birçok mitolojide aşk tanrıçalarının savaşla, ölümle ve yeraltı diyarıyla sembolik bir ilişkisi vardır. Yunan mitolojisinde ise bu ilişki biraz daha üstü kapalı geçilir, Afrodit aynı zamanda savaş tanrıçası olarak görülmez. Yunan anlatılarında gördüğümüz açık bir savaşçılıktan çok entrikacılık, kıskançlık ve acımasızlıktır. Ayrıca bir mitte de Afrodit'in yeraltıyla sembolik bir ilişkisi olduğuna rastlarız. Nasıl mı? Aşk tanrıçası yürürken bir ağacın gövdesinden doğan bir bebeğe, Adonis'e rastlar. Onun güzelliğine hayran olan Afrodit, büyütmesi için bebeği yeraltı tanrısının eşi olan Persefone'ye verir. Sonunda iki tanrıçanın araları açılır. Afrodit Adonis'i geri isterken Persefone vermeye yanaşmamaktadır. Gerginlik artınca Zeus duruma el koyar, büyüyen Adonis'in yılın 4 ayını yer altında Persefone ile, 4 ayını da Afrodit'in yanında geçireceğini söyler. Sonuncu 4 aya gelince, onu da nerede isterse orada geçirecek, kendi istediği gibi kullanacaktır Adonis. Delikanlı öldüğünde de Afrodit yine Zeus'a yalvarır ve Adonis'in ruhunun yılın 1/3'ünde kendisine gelmesi için izin alır. Eski Roma uygarlığında aşk ve güzellik tanrıçası Venüs adını taşır. Bu isim Roma'nın kuruluşundan çok daha önce tapılan eski bir Latin tanrıçasının adı olsa da Roma uygarlığında M.Ö. 2. yüzyıldan itibaren Yunan tanrıçası Afrodit'le özdeşleşir. Tıpkı onun gibi aşkın, sevginin, güzelliğin tanrıçası haline gelir. Ancak Roma mitolojisinin Venüs'ünde Afrodit'in acımasız ve olumsuz yanlarının çoğu pek de görülmez. Dahası Venüs, amaçsız cinsel arzulardan çok aşkın ağır başlı yanıyla ilgilenen iyi kalpli bir figür olarak tasvir edilir. Güneş sistemindeki gezegenlerden biri de adını ondan alır. Venüs öylesine parlaktır ki Güneş ve Ay'dan sonra gördüğümüz en parlak gök cismi odur. Bu parlaklık eski zamanların insanlarına aşkı, sevgiyi ve güzelliği anımsatmış olsa gerek. İlginç bir noktada hepimizin aşina olduğu 5 köşeli yıldız simgesinin Venüs'ün hareketlerini sembolize etmesidir. Eskiler bu gezegenin gökte her 8 yılda bir kavuşum yaptığı noktaları birleştirerek 5 köşeli yıldızı elde ederler. Gelin şimdi Gustav Holst'un Venüs gezegenini ve adını aldığı tanrıçayı müzikle nasıl betimlediğini dinleyelim.
Gustav Holst'un Gezegenler Orkestra Süitinden Venüs Gezegenini ve adını aldığı tanrıçayı betimlediği müzikten bir bölümü. Bu yumuşak, neredeyse huzur dolu ve sakinleştiren ezgiyi dinledik. Sevgili dinleyiciler, İskandinav mitolojisinde aşk, güzellik ve çekicilikle bağlantılandırılan tanrıça Freya'dır. Bu isim eski Norse dilinde hanımefendi veya kadın yönetici anlamına gelir. Kedilerin çektiği bir arabayla dolaşan Freya aynı zamanda savaş tanrıçasıdır. Öyle ki her savaştan sonra ölüler bile tanrıların başı Odin'le Freya arasında paylaşılır. Ölmüş olan kahraman savaşçıların yarısını Odin kendi cennetine alırken diğer yarısı da Freya'nın cennetine gider. Bu durum ilk anda kulağa ilginç geliyor olabilir. Ancak biraz sonra da göreceğimiz gibi birçok başka kültürün aşk tanrıçası da aynı zamanda savaşla bağlantılıdır ve birçok kültür bu iki kavram arasında sembolik bir bağlantı kurar mitolojilerde. Sümer mitolojisinde Afrodit'in karşılığı İnanna'dır. O hem aşk tanrıçasıdır hem de Uruk kentinin koruyucusu. İlginçtir ki İnanna savaşın ve mücadelenin de tanrıçasıdır. Tıpkı daha önce sözünü ettiğimiz İskandinav tanrıçası Freya gibi. Sümer mitolojisinin en bilinen anlatılarından biri İnanna'nın kutsal yasaları elde etmesi üzerinedir. Buna göre Uruk kentinin koruyucusu olan tanrıça, kentinin refahını arttırmak için kutsal yasaları Uruk'a getirmeye karar verir ve uygarlığın bütün yasalarını elinde bulunduran bilgeliğin efendisi Enki'ye gider. Enki'nin yasaları vermeye pek de niyeti yoktur ama İnanna için verdiği ziyafette içkiyi fazla kaçırır ve sarhoş kafayla sözü geçen yasaları tanrıçaya armağan eder. Enki ayıldığındaysa artık çok geçtir. İnanna onun sunduğu armağanları alıp hemen uzaklaşmış, kayığıyla Uruk'a gelip kutsal yasaları boşaltmaya başlamıştır. Neler mi vardır bu yasaların içinde? Yeraltına iniş ve oradan çıkış, anlayış, korku, yargı ve karar, tutuşan alev, sanat, müzik, cinsel tutku, yüce ve sonsuz taç ve daha niceleri. İnanna'ya dair en ünlü söylencelerden biri de onun yeraltı dünyasına inmesi hakkındadır. Tıpkı ölen Adonis'in yılın üçte birini Afrodit'le geçirmesi gibi İnanna'nın da ölümün dünyasıyla bir bağı vardır ve bunu sözünü ettiğimiz söylencede görürüz. Hem savaşın hem de aşkın tanrıçası olan İnanna yeraltı dünyasına inmeye karar verir. Bunun için mücevherlerini takıp süslenir, bütün kutsal yasalarını da bir araya toplar. Yeraltının, ölüler diyarının hakimi İnanna'nın kız kardeşi Ereşkigal'dir. Ve İnanna yer altındayken kardeşinin kendisini öldürmesinden korkmaktadır. Bu yüzden Ulağa Ninshubur'dan eğer geri dönmezse kendisi için ağıt yakmasını ister. Sonra ölüler diyarının 7 kapısından geçer, her kapıda da giysilerinden ve mücevherlerinden birini bırakmak zorunda kalır. Son kapıda artık şırılçıplak kalmıştır ve Ereşkigal'in öldüren bakışlarıyla karşılaşır. O zaman İnanna ölür, bedeni bir kazığa asılır. Ancak o yer altındayken yer üstündeki bütün aşk durur ve 3 gün sonra Ulağa Ninshubur tanrılara dolaşarak yardım ister. Tek yardım edense bilgelik tanrısı Enki olur. Enki Ulağa hayat içeceğini ve hayat yiyeceğini verir, bunlar İnanna'yı hayata döndürür. Ancak tanrıçanın ölüler diyarından çıkıp yeryüzünde kalabilmesi için bir şart vardır. Onun yerine yer altında kalacak biri gerekir. Bu şartta yeryüzüne dönen İnanna, eşi olan çoban tanrı Dumuzi'nin kendisinin yokluğunu hiç umursamadığını görür, kendi yerine onu gönderir ölüler diyarına. Sümer mitolojisinde İnanna aynı zamanda doğurganlık tanrıçasıdır ve toprakları verimli kılmak için onun yardımı gerekir. Bu tanrıçayla ilgili kimi başka söylencelerde onun öç duygusunu vurgular. Örneğin tanrıça Gılgamış'a gönül verir ancak Gılgamış onun herkese aşık olduğunu söyleyip reddeder. O zaman İnanna gök boğasını üzerine göndererek Gılgamış'tan öcünü alır. Tıpkı Afrodit gibi İnanna'nın da intikamcı bir yanı olması ilginçtir ve aşk ve nefret arasındaki o tuhaf zaman zaman ortaya çıkan bağı anlatır gibidir. Zaten İnanna'nın kardeşinin ölüler diyarının tanrıçası Ereşkigal olması da anlamlıdır. Yazar Gülden Bulut şöyle der. İki kız kardeş tek bir tanrıçayı iki yönden temsil eder.
ışık ve karanlık. Metinde İnanna yer altına inerek Ereşkigal'in karanlık yönleriyle karşılaşmış, ancak bu karşılaşmadan sonra yeryüzüne dönebilmiştir. Analitik psikolojinin kurucusu Jung, kabul edilmeyen ve istenmeyen kişisel özelliklere gölge adını verir. Onun ifadesiyle gölgesi tarafından ele geçirilen bir insan daima kendi ışığını keser ve kendi tuzağına düşer. Bütünlük bir yüzün gölgesiyle birlikte var olmasında yatar. Venüs'ün gölgesi, yeraltı tanrıçası Ereşkigal'in işaret ettiği konuları içerir. Venüs zevk düşkünü, acımasız, gaddar ve tabuları çiğneyen bir sapkın olabilir. Ancak bu özellikleriyle yüzleştiğinde bir bütün olarak var olmayı başarabilir. Babil mitolojisinin aşk tanrıçası İştar adını taşır ve onu anlatan mitler İnanna'nınkilerle büyük ölçüde örtüşür. Mısır mitolojisinde ise tanrıça Hator'la karşılaşırız. Aşkın, müziğin, dansın ve zevklerin tanrıçası olarak Hator oldukça karmaşık bir yapıdadır. Birçok efsanede güneş tanrısı Ra ile şu ya da bu şekilde bağlantılıdır ve çoğu kez boynuzları arasında güneşi simgeleyen kırmızı bir disk taşıyan güzel bir kadın olarak tasvir edilir. Ancak mitlerde onun da karanlık bir yanı olduğunu görürüz. İnsanlarla tanrılar arasında çıkan anlaşmazlığı anlatan bir mitte, Hator korkunç tanrıça Sekmet'e dönüşür. Onun bu hali, yani Sekmet, kana susamış, saldırgan bir dişidir. Alt edilmez güçleri vardır ve insanları çölde takip edip öldürür. Böylece Mısır mitolojisinde de aşkı, zevki, sanatı temsil eden figürün kimi durumlarda savaşla, şiddetle, saldırganlıkla ilişkilendirildiğini görürüz. Estetik ve güzellik, zevk ve ahenk, aşk ve insanlar arası ilişkiler, almak ve vermek, denge. Bütün bunlarla bağlantılı, bu kavramları sembolize eden bir figürün aynı zamanda savaş ve saldırganlıkla bir araya gelmesi, üstelik bunun neredeyse bütün mitolojilerde görülmesi, biraz önce de belirttiğimiz gibi her kavramın kendi gölge yönünü de içermesi yüzünden. Zaten saldırganlığın kökeninde sevgisizlik olduğu da biliniyor. Carl Gustav Jung da sevgi ve nefretin birbirine ayrılmaz bağlarla bağlı, adeta yapışık iki unsur olduğunu söylüyor. Bugün aşk tanrıçalarından ve onların gölge yönlerinden söz ettik programımızda. Haftaya yine mitosların ve sembollerin dünyasında bir yolculuğa çıkmak üzere, hoşça kalın. İnsanlığın sembolik dili.